Merhaba Justine, sabun atili nokta komdan. Bugün beraber tekrar bir tane hizli kolay bir proje yapmak istiyorum. Bugün ama beyler için. Bir tane sakal bakım yağı yapıyoruz. Burada direkt kullanacak ambalaj için de yapıyorum. Çünkü yani bir bekleme, bir karıştırma sırası pek yok. Şurada bu jojoba yağı, burada badem yağı var. Onları şişe dolduruyorum. Onlar ikisi de hem besleyici, hem de jojoba yağlı bir his bırakmadığı için tabii ki kullanım için daha rahat. Eşit miktarda kullanıyorum. Badem ya da ince bir yağ, hafif bir yağ. Yani o da aynı böyle yağlı bir his pek yaratmıyor. Şimdi E vitamini ilave ediyorum. E vitamini hem yağların bozulmaya engelliyor, hem cildi nemlendiriyor, besliyor. Yani bizim amacımız tabii ki sakal yumuşatmak burada, ama aynı zamanda tabii ki sağlıklı bir sakal için ve sağlıklı bir sakalın altındaki derdi sağlıklı tutabilmek için E vitamini ihtiyacımız var. Bu tabii ki biraz kıvamlı olduğundan damlalıkla çekmek bir sıkıntı. İsterseniz de tartarak yapabilirsiniz. Bunu şimdi ilave ediyorum. Biraz aksın burada. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz esans ilave edebilirsiniz. İsterseniz uçucu yağ da ilave edebilirsiniz. Tabii ki yapıldığınız BYH'in ona göre karar vermeniz lazım. Ben şu anda sanki çıkmaz artık esans ilave ediyorum. Okyanus esans kullanıyorum. Okyanus esans erkeğe uygun bir esans. Yaklaşık hafif koku olsun, yarım mililitre kullanıyorum. O da tabii ki sizinle bağlı. İsterseniz az ilave edin, sonra ihtiyaç varsa ilave edebilirsiniz. Şimdi burada bir şey daha çıkıyorsa onu da aktarıyorum. E vitamini böyle biraz zaman istiyor. Bu yüzden tartı tercih ediyorum. Şimdi onu kapatıyoruz. Şalkalamıyoruz. Ve kullanım için hazır. Tabii ki elimde sakal yok da. Hala bakalım bir kez. Yani çok ince, hafif bir yağ. Tabii ki biraz fazla geldi. Ama görüyorsunuz. Çok çabuk da emiyor. Yani tabii elimde şimdi sürdüğüm için. Dediğim gibi sakal değil. Ama görüyorsun çok yağlı bir his, yağlı bir görünüm de bırakmıyor. Bu yüzden sakal için çok güzel. Deniyorsanız bana haber verin. Sakalı bir kimse buluyorsanız denemek için de lütfen bana da haber verin. Beğendi mi, beğenmedi. Umuyorum böyle bir tas projeyi de beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın. Ve özel bir isteğiniz varsa buyurun bana haber verin. Bye bye.